Günaydın diyelim. Hava karanlık daha gördüğünüz gibi. Şöyle dışarıyı göstereyim. Arabanın bagajını doldurduk. Göreceğiniz üzere yine bir uzun yola gidiyoruz. Bu sefer yolculuk Erzurum'a. Çıkıyoruz yola. Şu anda 13 saat 1271 kilometre 19.6 varış Erzurum. Bakalım nasıl gideceğiz. Çocuklar, böyle bir yola hazır mısınız? Evet, hem de çok hazırız. Nasıl hazırsınız lan 13 saat? Çok güzel olacak baba ya. Gözükmüyorsunuz. Hadi görüşürüz. Çok karanlık. Bay bay. Sabah bye saat bye. Kaç? 5.20 geçiyor. Hadi görüşürüz. 122-225 kilometre oldu. Bolu Dağı'ndan çıktık, gidiyoruz. Şöyle bir yolu gösterelim. Hala otobandayız bu arada. Yeni çağa geçtik. Gerede'den çıkacağız. Gerede'den sonra devam edeceğiz. Yavaş yavaş gidiyoruz. İki araba gittiğimiz için böyle biraz birbirimizi bekleye bekleye gidebiliyoruz. Geldi arkadaşımızla. Yolumuzu çekelim. Hadi gidelim. Tosya'yı geçtik. Bakıyorum kaç kilometre olmuş. 429. kilometredeyiz. Çocuklar uyuyor mu acaba? Çocuklar iyi şimdiye kadar. Henüz su kayı vermediler. Ama daha 9 saat 25 dakika yolumuz var. İyi. İyi yani. Yolları da öyle. Çekelim yolları da. Kameramana teşekkür ederiz. Haritamızı da bakalım. Şuradan saatimize gösterelim. Kaç saatimiz kalmış. Dağlar mı, yollar mı, denizler mi? Şu anda 627 kilometre yol yaptık. 625 kilometre yolumuz kaldı. Tam Erzurum merkeze gitmiyoruz da Narman'a gidiyoruz. O yüzden birazcık daha oradan bir 100 kilometre daha ileride herhalde gideceğimiz yer. Ben de tam bilmediğim için herhalde diyorum ilk defa gittiğimizden navigasyonla gidiyoruz. Şu anda Amasya'yı geçtik, bitirdik galiba. Böyle gösterelim yollarımızı. Çok iklim de değişmiyor yani, biz hep aynı iklimde gidiyoruz. Yollarında, yeşillikleri de hiçbir şey değişmiyor yani. Belki ilerleyen aşamalarda birazcık daha farklı bir durum olabilir. Yalnız dağlar onu çok bilmiyorum. Dağlar güzel tabii. Ilgaz'ı geçtik. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ama geçtik onu. O yok. Çok güzel. Tokat'tayız. Tokat bitti yani, çıkışındayız. Şu anda hava sıcak burada. Ama Erzurum'da hava soğukmuş buraya. Şimdi onun için tabii nispeten hazırlıklı gittik de gelen haberler akşamları 10 derece olduğu civarı, bakalım neler olacak. Araba da burada duruyor. Şu an diğer yol arkadaşımız yakıt aldığı için onu bekliyoruz bir Total istasyonunda. Tokat kebabı varmış burada. Bilmiyorum nasıl olur. Yola devam edeceğiz birazdan buradan. Şu anda 45 kilometremiz kaldı. Kameraman hanım, acaba yakın çekim alır mısınız şuradaki kilometreye? 1195 kilometre geldik. Yaklaşık 50 kilometre daha var. Hadi diyelim 1250 kilometre. 1250 kilometre daha gelmiş olduk yani. Bu yolculukta bize eşlik eden ve hiç yaramazlık yapmayan, uslu uslu oturan çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bravo, çok tatlısınız. Birkaç mola verdik. Toplamda Allah nasip ederse gidebilirsek sağ salim
15,5 saat gibi bir yolculuğumuz olmuş olacak. Bunun 2,5-3 saati mola. İki araba olarak buralara kadar geldik. Çok güzel. Bakalım yarın öbür gün videolar çekersek onun arkasında gelir. Geliyorum. Ben. Evet. Efendim. Bak eskiden buralara öküz arabalarıyla gelirdik. Öküz arabalarıyla mı? He, buralardan odun ederdik, kışlık yakacak. Orman Bakanlığı bize şey ruhsat verirdi, ruhsatiye. Gelir buradan böyle ufak tefek çürümüş çamları, kurumuş çamları. Niye buraya geliyordunuz? Çam var değil mi? He işte çam odun almak için kışın yakacak. Ama öyle bir yollar vardı ki böyle. Şimdi normal yol var. Şimdi baksana tam buralara araba geliyor. Çok güzel buralar ya. Çok çok eziyet çekiyorduk yani buralarda. Ya. Nereye gidiyorsunuz? Kardeşi piknik alanına. Neden? Baba. He? Geliyorum. Bir piknik alanına geldik. Bayağı dik. Yokuş yukarı çocuklar çıkıyor. Ben de peşlerinden gidiyorum. Bakalım. Gökçedere burası. Gökçedere diye bir yer Erzurum'da. Oltu'nun içinden geçiliyor, yukarı çıkıyorsun. Erzurum'da meşhur tabii cağ kebap. Aşağıda usta onun hazırlıklarını yapıyor. Biz de dağ tepe geziyoruz. Evet. Çocuklar. Kozalaklarımızı topluyoruz. Niye? Hadi çıkalım. Burası bayağı yamaç. Şöyle göstereyim. Tepedeyiz yani yol. Yol şuradan da aşağıda uçurum var orada. Şurada piknik alanları var. Yukarı da var. Burası zamanında kiralanmış devletten. Çocuklar! Oh sonunda çıkabildik ha. Nereye çıktık? Daya! Bütün piknik alanlarını gezdik. Yeni mi abla? Evet. Baba salıncakta sallanıyoruz. Şurada bir kaydırak var. Su var. Çeşmesi var. Akıyor mu bakalım? Akmıyor. Kesilmiş. Şöyle çekelim. Dur ben de kaçayım. Ben de çekeyim. Ben de çekeyim. Bu çok... Evet, şimdi şöyle tarif edeyim. Erzurum'un merkezinden yaklaşık 130 kilometre uzakta olan Narman ilçesinden de çıktık. Oradan da yaklaşık 20-30 kilometre gidip bir köye geldik. Orada Ünlükaya diye bir köy. Bu Ünlükaya köyünden de işte orada kalıyoruz. Oradan da bir yerlere gidiyoruz. Mesela şu anda Oltu'ya bağlı bir mesire alanındayız ama telefon falan çekmiyor. Bayağı yukarılarda bir yerde, tepedeyiz şu anda. Burada işte dediğim gibi meşhur cağ kebap Erzurum'un ustası var aşağıda. Cağ kebap hazırlığını da çekerim birazdan. Güzel bir yer yapmışlar. Çardaklar var. Tabii İstanbul'la falan kıyaslayınca incin top oynuyor. Yani bomboş, rahat bir ortam var burada. Sadece biz varız gibi. Koca ormanda bayağı yürüyüş yaptık. Şimdi aşağıdan yukarı çıktık. Dün bayağı yoğun bir gündü. Kamerayı elime alıp çekemedim. Çok tarihi köyler var. Mesela Oltu'nun içine de gideceğim. Orada tespih falan da bakarız. Ondan sonra... Başka köylere de gittik. Samıkale diye bir köye gittik. Ünlükaya diye bir köye gittik. İşte orada böyle eski evler var, taşlar var. Mesela bir tane Ünlükaya'nın kayası ünlüymüş. Şukarıda bir kaya var. O düşecek diye köyü boşaltmışlar. Çok eski tarihi bir köy var taştan. Anne bak buldum. Anne bak buldum. Ne
Çok şaşkınım yalnız şuraya. Cağ kebap yerlerini çektin mi? Cağ kebap yerlerini çekelim. Evet. Cağ kebap meşhur olduğu için burada mangal yerine cağ kebaplık alanlar var. Buraya koymuşlar. Bazılarında kaynatılmış demir de oluyor şu iki ucunda. O demirlere cağ kebapları koyuyorlar. Cağ kebap bilmeyen var mı bilmiyorum. Birazdan çekelim görürsünüz cağ kebap. Kuzu etinden yapılıyor. Bol soğanlı. Bir gün bekletiliyor. Ne diyorsun Ahmet Selim? Park var. Ne? Park var. Park mı var? Çok park sayılmaz. Bir tane kaydırak sadece değil mi? Oyuncağımız da var. Üç tane park var. Çok güzel park bir ihtiyacımız. Tarık. Tarık sen burayı beğendin mi? Valla. Çok güzel bir yer. Zeynep sen ha? Efendim? Senin hoşuna gitti. Evet gerçekten çok doğal bir yer yani. Bayıldım. Evet. Çağ kebap hazırlıklarını çekelim. Evet ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz. Semaverimiz yanıyor. Malzemelerimiz burada. Şişler yetmezse tahta şişimiz var. Yakacağız ustam değil mi? Köz olacak. Sonra cağı koyacağız, şişe atacağız. Cağın durumu böyle şu anda. Böyle poşetin içinde çıkartacağız. Kaç kilo cağ abi bu var? 20 kilo var değil mi? Soğanla beklettin. 75. Soğanlarımız kesiliyor. Böyle poşetten çıkacak. Orası köz olunca ona koyacağız. Cağı koyduk. Cağı görmeyenler görsün böyle bir şey. Orası kuvvetli ateşte pişiyor. Çevirecek döner yani aslında. Yan bir döner gibi ama sadece kuzu eti yağları var. Soğana getirip bekletiyorsun. Öyle çevireceğiz onu. Bir de buna ızgara lazım değil mi altını pişirmeye? Burada halloluyor mu? O şey dükkanlarda. Dükkanlarda hızlı olsun diye mi? He, hemen kesiyor. Cağ burada pişiyor. Şimdi daha yeni taktı. Önce çevirecek. Çevirdikçe kesecek. Kestikçe düzlenecek filan. Kuvvetli ateşle pişiyor. Usta bu kuvvetli ateşle pişiyor değil mi? Evet. Kuvvetsiz ateşte olmuyor. Çünkü uzakta durduğu için. Havalıyız burada. Burada semaver de var. Semaverde de çay. Böyle. Seri kesime başladık ustam. Hızını aldı gidiyor. Pişti bir kat. Oltuda dükkanda çalışıyormuş ustam. İyi böyle yer hazır olması güzel burada. Cağ için adam yer yapmış yani piknik yerinde. Her yerde evet. Mangal yerine. Mangal da yapıyorlardır da. Siz oltuda nerede dükkandasınız? Sağa. Kaç yıldır kesiyorsunuz sen? Vay maşallah. Bunları buraya kestik birazdan dağıtacağız. Millet yiyecek. Dükkanda ekstra ızgara da ısıtıyorlar. Siz... Evet ama azıcık böyle azıcık çiğ olur ya et. Öyle o kadar çok. Tadı ol, sulu olacak azıcık. Öbür türlü kurur be. Yani çok. Buna ekstra yağ var mı? Kendi yağ değil mi? Kuzu olunca zaten. Bu kuzular nerede? Burada mı büyüyor? Buranın şey mi hayvanı mı? Cağımız bitti. Son durumda böyle. Cağ güzel mi? Cağ çok güzel. Ustam eline sağlık. Çok güzel bir cağ yaptın bize. Sonu diyorsun mu da? Sonu bu. Sen abi. Son bir keselim. Ben de kesmeyi denedim de. Zor çok sıcak ya. Ustam hızlı kesiyor bak hemen. Tık tık hallediyor. Şu şey yapmaz. Ha? Evet yiyor. Altı pişsin be evet. Pişsin. Arkadaşlarınla görürse şimdi oradan atsarlar aslında. Sen de daha alayım abi. Alın son dakikaları yaşır. Köyün adı ne şimdi amca? Serin Su. Eski ismi Çatmış. Serin Su. Şeyin... Burada da su var. Annesinin, babasının köyü. Evet. Burada da su var. Serin Su köyü. İkizler gitsin baba. Narman'a bağlı değil mi burası da? Narman'a bağlı. Tamam. Narman Serin Su köyü burası da.
Evler yıkılmış, eski evler var tabi. Burası da kayınvalidemin 9 yaşında ayrıldığı köy, buradan göçmüşler. Evet Serap, burası da yıkılmış. Açalım. Serunsu Köyü, Narman. Evler eski. Köyde zaten insan kalmamış. Çatılar hep metal. Biraz derme çatma görünüyor. Eski evler daha güzel aslında ama sonradan yapılan evlerin çatısının metal olmasının sebebi de kar. Böyle yağarsa antik kente dönüşmüş, bakar mısınız? Hep yıkılmış tabii bu evler, kim bilir. Kaç deprem görüldü bu evler, kaç yıllık. Ben de buradayım. Çekiyoruz. Köyü. Serunsu Köyü. Şu tarafa doğru bir yürüyelim, bakalım neler var buradaki köy ortamında. Taşlar eski. Taştan yapılmış tabii bunlar. Aralarında ne kullanıldı bilmiyorum. Geldim ben de bayağı şimdi. Burası da ahıra dönüştürülmüş galiba. Belki de önceden beri ahırdı. Kalmamış da burada insan. Göçmüşler. Yani burada yaşamak zor. Zaten gelirken geldiğimiz yolları da çekeriz birazdan. Zor yollar yani kış şartlarında. Bir de ana yol var mesela. Ana yoldan 15 kilometre içeride bu köyler. Bazı köyler öyle 15-20 kilometre içeride. Bazıları yol kenarında ama içeride olanlar çok muhtemelen sulak diye gelinmiş buralara. Hani anlam veremiyorsunuz. Bir de şeyi de şaşırıyorsunuz. Mesela burada telefon çekiyor şu anda. Gayet hani 4G çekiyor ve hani Erzurum'un Narman'ının işte 30 kilometre uzağındaki dağın yamacında bayağı 15-20 kilometre içeri geldiğiniz bir yer. Buraya kadar hizmet geliyor. Bu da şey düşünüyorsunuz yani, bu çok zor bir şey. Buraya bu hizmeti getirmek zor bir şey. Elektrik var, su var. Dağlardan geçiriyorsunuz. Zaten az kişi yaşıyor. Köyde belki toplasan 100 kişiye yaşıyor, yaşamıyor ama tabii ki bir kişi bile olsa hizmet gelsin de, zorluğundan bahsediyorum sadece. Hani burası diyorsun, burada niye internet çekiyor? Çekmemesi lazım diyorsun ama çekiyor. Güzel bir şey bu. Bizim de cahilliğimiz. Ben de daha önce böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Narman'da peribacaları varmış arkadaşlar. Şöyle. Bunlar 1,5-2 milyon yıl önce oluştuğu varsayılan coğrafi oluşumlar. Volkanik patlamalar ve kumların gelmesiyle, suların gelmesiyle oluşuyor. Görüntüleri gerçekten çok hoş. Şöyle göstereyim. Kırmızı bunlar. Kırmızı peribacaları olarak geçiyormuş. Erzurum Narman'a gelirseniz. Yani bildiğin gayet hoş, enteresan. Şöyle de gösterelim. Peribacaları. Çok güzel gerçekten. Şimdi çekelim, biraz gösterelim size buraları. Şöyle göstereyim. Nasıl, orası güzel mi? Evet. Sadece burası değil, arka tarafında da. Yani burası, buralarda peribacaları var ama arkasında da var. Çekiyorum. Fotoğrafını da çekeceğim şimdi. Şurada bir tane var, yanına gidelim. Böyle bir peribacası. Bakın böyle bir oluşum, kırmızı. Şurada tek bir tane var. Daha çok dağın içerisine gömülü gibi. Dağın içerisinde yani tek başına olan çok az var. Ön tarafta da öyle. Böyle bir yer. Şöyle bir genişten gün batımında çekmek istedim son kez. Yine bir başka köy, Samıkale diye bir köy. Şurada kalesi var. Bu kale Malazgirt 1071'den sonra inşa edildiği varsayılıyor. Tam olarak da işte o zamanki savaş koşulları, Türklerin Anadolu'ya girdikten sonra inşa ettiği kalelerden bir tanesi. Üstüne zaten Türk bayrağı var. Şimdi oraya çıkabilecek miyiz diye bakacağız ki nitekim şu dağdan falan tırmanmak gerekecek. Deneyeceğiz, çıkabilirsek kaleye çıkacağız. Şu an bu Samıkale köyündeyiz. Burada da böyle eski evler var. Böyle gidiyor. Bir köy. Sümmani Baba Konağı. Aşık Sümmani var. Aşık meşhur. Sümmani. Onun evi değil mi burası? Evet. Aşık Sümmani'nin evi. Aşık ne oluyor? Aşık. Aşık hem türkü söylüyor hem de Ömer Bey. Hem de evliya Allah.
İlan, evet. Nerede? Sizin dedeniz mi oluyorsun ben burada? Evet. Nenemin babası. Burada bir bağlama var. Bu Erzurum'un aşıkları meşhurdur zaten. En meşhuru Aşık Sümani'dir. Onun evi burası. Zaten bilen bilir. Mezarlığı da burada, bu köyde. Burası neydi? Samıkale Köyü. Kaleyi göstermiştim. Orası da, burası da onun evi. Şöyle. Sümani Baba Konağı diye oraya yazmışlar. Burada da bir tane bağlama var. Şurada şu şekilde. Evet. Kale burada. Yolu yok tabii ki. Eskiden kalma bir yer olduğu için tehlikeli yani. Şuradan artık dik bayağı kaya tırmanışı yapmak gerekiyor. O yüzden çok zorlamaya gerek yok. Bu yaştan sonra tepeden de şöyle köyü göstermiş olalım. Samıkale Köyü. Bu da kale. Şöyle. Erzurum Tortum Şelalesi'ne giderken burada bir cam seyir terası var. Buraya geldik, şunu indireyim. Şöyle bir göl var burada, Tortum Gölü. Cam seyir terası da şurada. Şurası. Şimdi oraya gidip oradan da bakacağız aşağıya. Biraz ben yüksekten korkuyorum ama yine de bakacağız. Şöyle. Şurada kayalar, dağlar. Diğer yükseğe bak. Tortum Gölü cam seyir terasındayız. Şöyle yine maskemizi açalım. Ben gelemem. Gelirsin, bir şey yok, aşağıya bakma. Şöyle aşağıyı çekeyim. Aşağı bakma. Aşağısı bayağı yüksek gerçekten. Korkmayın ya. Ya niye? Aşağıya bakma. Hayır, baksana ne olacak canım, Allah Allah. Çok sağ olun. Abi senin orada kokuyor. Şansı böyle. Kokuyor. Hayır kızım, sakin ol. Serhat. Efendim. Sen, sen de korkma. Sen sağdaysan ben solda durayım hala. Seyir terasında. Öyle bakıyoruz. Şuradan aşağı. Tortum Gölü. Tortum Gölü'ne. Baba burası mı? Ha, göl değil mi? Şelaleye gideceğiz. Şimdi de şelaleye gideceğiz birazdan. Öncesinde yol güzergahında böyle bir yer var. Geçilirse uğranabilir. Baba yine tut beni. Düşeceğim. Kızım neye düşeceğim? Bir şey olmaz. Tortum Şelalesi'nin merdivenlerine geldik. Şu anda Burak'la beraber iniyoruz. Diğer çocuklarımız ileride. Dedesiyle, ablasıyla gidiyorlar. Bu şelalenin inişi biraz merdivenler yapmışlar dik. Kameraya da bakamıyorum. Şöyle de göstereyim. Böyle. Buradan iniyoruz beraber. Burak değil mi? Evet. Şimdi şelaleyi göreceğiz galiba şu açıdan ama iyice aşağı inelim. O bizi böyle bir ıslatsın. Güzelce. Sesi gelmeye başladı şırıl şırıl şelalenin. Bakalım. Gözüküyor mu buradan? Evet. Şu an şelalenin tam yanındayız. Onu da şöyle gösterelim. Dur oğlum. Tortum Şelalesi 1700'lü yıllarda oluşmuş. Bir heyelan olmuş. O heyelanla akar nehrin yolu kapanmış. Bu da göle doğru, Tortum Gölü'ne doğru akan bir şelaleye dönüşmüş. Bayağı büyük bir şelale. Buradan daha güzel gözüküyor. Şimdi buradan da göstereceğim size. Şöyle bakalım. Zeynep, sana şelale güzel mi? Çok güzel baba. Alır mı? Burak, nasıl şelale? Hoş mu? Geliyoruz. Evet, biraz su damlaları geliyor burada. Şelalenin altına geldik. Böyle bir ortam. Burada bir tabela var. İşte Niagara şu kadar bir tabela değil. Şöyle bir yazmışlar. Tortum'da. Thank you.
Bugün Erzurum'dayız. Erzurum Kalesi. İçeri giriş 12.30. Muhtemelen müze kart varsa ücretsizdir. Burası 2500 yıl önce inşa edilmiş bir kale. İçeriği de çekeceğim birazdan. Burada Bizans İmparatorluğu da 400 yılında sanırım buranın içerisini bir tekrar restore ettirmiş. O günlerden bugünlere kadar büyük bir kale burası. Şimdi şurada bakın. Toplar var, döküm toplar burada. Şurada içeride de var. İçeriği de birazdan çekeceğim. Tabii Erzurum'un önemi büyük Türk tarihinde de. Malazgirt 1071 zaferinden sonra da Türkler tabii ki buralarda bu kaleleri hep kullanmış. Ezanı Muhammed okunuyor. Öğlen ezanı. Saat 12.20 geçiyor. Burada bu böyle okunuyor demek ki. Tabii bir diğer önemi de Türk Kurtuluş Savaşı tarihinde çok önemli. Bütün dünyaya Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı ilan ettiği yer Erzurum, biliyorsunuz kongrenin yapıldığı. O açıdan da çok önemli. Erzurum'un tarihi bir mihenk taşı. Girişte kalmış, artık nasıl kalmışsa bunlar yıllardır. Toplar var burada. Bakın burada da var. Bayağı büyük bu arada bu toplar. Gülle gibi. Bunları tabii top bataryaların içine koyup atıyorlarmış. Şöyle bir ağırlığına bakalım bir tanesinin. Şunun mesela. Yok ya. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Kesinlikle yani bir tanesi 20 kilonun üzerinde. Şu yarımı alayım bakayım. Bu bile 10 kilo var yani rahat. Şöyle atayım, sesinden anlarsınız zaten. Çok ağır. Bunları atıyorlarmış işte savaşlarda şu kalenin tepesinden atıyorlarmış. Şimdi kalenin içine gireceğiz zaten. Kalenin kapısından giriyoruz. Erzurum Kalesi. Dın 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 dın. Şimdi surlara. Hemen şurada ilk uyarımızı görüyoruz. Surlara çıkmak yasaktır kardeş diyor. Burada tabii bir restorasyon çalışması yapılmış. Restorasyon çalışması yapılan noktalar kendini çok belli ediyor. Kalenin içerisinde odacıklar var tabii ki. 2500 yıllık kale. Kalmamış. Odacıklar gitmiş. Şöyle çekelim. Bu kale ikiye ayrılıyor. Burası savaşta kullanılan, işte yukarıdan top mop atış atılan yer. Bir de aşağılarda halkın yaşadığı alanlar var. Halk da kalenin içerisinde yaşıyor aslında. Top bataryalarımız var. Çok büyük bir kale mi? Değil. Ama görmüş olalım yani Erzurum'a kadar geldiğimizde, değil mi? Saat Kulesi var. O da meşhur Erzurum Saat Kulesi. Şimdi şu demin gösterdiğim Saat Kulesi'nin üstüne çıkabilir miyiz? Bir ona bakacağız. Çıkarsak tepeden de manzarayı, bir Erzurum manzarasını seyredelim. Saat Kulesi'nin içine çıkıyoruz. Hadi yol verin bana. Bakalım bir Saat Kulesi'ne, ben bir geliyorum bakayım. Dur bakayım. Dikkat et. Durun ama, çok dik ama. Bak. Korkuyor mu? Korkuyor mu? Dur. Çıkıyoruz kale Saat Kulesi'ne. Dan dan dan. Dan dan dan. Şuradan şuradan. Kenardan. Çok dik. Geliyorlar. Çıkamaz, hayır. Çıkıyoruz. Hayır, hiç gerek yok. Hadi, çok az. Benim burada foto çekmem lazım ya. Baba bir bekle. Hadi. As. Merve. Orası daha kötü ki. Kız Kulesi buradan daha dik. Geldik mi? Manzara da kötü değil. İyi mi? Kardeşim. Dur yol verin. Saat Kulesi'ne çıktık. En tepesindeyiz. Tepedeyiz. Zeynep Sena, kolay çıktın mı? Çok zordu. 3 saat. Şuradan çıkılıyor. Bırak düşsün, bırak. Dik bayağı çıkması kolay aslında. Çok zor değil ama dikkat etmek lazım yani. Dur annesim. Serap annesine bak. Şöyle. Gel buradan bakalım. Oradan çıkmaya. Dar biraz yanları. Evet. Kerem'in de arkana verdim. Aman dikkat edin. Abi sen de dikkat et. Erzurum manzarası. Erzurum manzarası süper. Erzurum çifte minareli medresenin
önüne geldik. Tarık Burak gidiyor muyuz? He. Bir girelim içine bakalım, hadi gelin. Hadi gidelim. İçerisinde hemen bir yeşillik var. Burada Mekke'nin bir minyatürü var. Burası da Medine, evet. Burada da Medine'nin bir minyatürü var. Şu mezarlık da sahabelerin olduğu mezarlık. Şurada yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimizin kabri var. Burası Mekke. Kardeşlerine bak. Burası ne? Burası Kudüs galiba. Evet, burası da Kudüs olsa gerek. Bakıyorum. Yazmıyorum ama Kudüs'ü bilmiyorum ama Kudüs büyük ihtimalle. Bunların içinde göstereyim size. Şu an tam öğlen güneşi var. Çok güzel bir mimarisi var yalnız. Bayağı enteresan. Ahmet, senin gel elimi tut. Çok harika ya gerçekten. Şöyle buralarda medresenin içine doğru girelim. Bakın burada Kur'an-ı Kerimler var. El yazması gibi duruyor. Kur'an-ı Kerim el yazması, evet. Hattat'ı bilinmiyormuş. Hicri 1287 miladi 1565 yılında yazılmış bir el yazımı Kur'an-ı Kerim. Odalara girelim, en baştaki odaya da girelim. Burası çok güzelmiş. Şurada üst katta da kemerler var. Girişi burası. Gelin gidelim, en baştakine gidelim istiyorlar çocuklarımız. Hemen gidelim. Sergiymiş orası, sergi. Sergiye doğru gidiyoruz. Girin bakalım neler varmış. Burası da bu çifte minareli medresenin içerisindeki sergiler. Buraya bakalım. Burada neler var? Burada kilim. Kilim seccade diyor buna. Böyle seccade mi olur ya? Kocaman. Kocaman seccade. Allahu vahadu bihi. Baba geliyor musun? Allah benimledir. Buna bakalım, Hüsnat. Şöyle bir hat var burada da. Bunda ne diyor? Ya alimen ilmin ala ilmi külli alim. Ey her şeyi bilen, ilmin bütün ilim sahiplerinin ilmin üzerindedir. Ne kadar manalı, ne kadar hoş hatlar var burada da. Bakın şu Şamlı'nın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel değil mi? 1904 tarihli Narmanlı Cami Vakfı'ndan gelmiş. Karanlık bir mahzene girdik. Karanlık bir mahzendeyiz. Burada da yine güzel aydınlatılmış bir Kur'an-ı Kerim. Burada da el yazması Kur'an-ı Kerimler gösteriliyor. Buradan da bu mahzenden de çıkıyoruz şu anda. Erzurum Darüş Şifası tedavi yöntemleriyle alakalı bazı malzemeler var. Taşların şifalı olduğu biliniyor. Şifalı bazı taşlar sergilenmiş. Bu neymiş? Müzikle tedavi mi ediliyormuş? Merve, neymiş bu? Burada çeşitli makamlarda müzikler var. Yine müzikle bir tedavi yöntemi de var. Burada bitkilerle ilgili bir yazı var ve burada da işte bitkilerin faydaları gibi konularda küçük küçük kutucuklar yapmışlar. Bu Erzurum Darüş Şifası'nda eskiden kullanılan yöntemler. Burada da ünlü filozof ve doktorların o zamanki İbn Sina 980, bu Farabi, Kazakistan falan. Bunlar taş, evet oğlum. Bunlar şifalı taşlar, bazı hastalıklara iyi geliyor diye şifalı taşlar yapmışlar. Burada bir filozof daha var. Sabuncuoğlu Şerafettin, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış. Bunun içindeyiz. Şurada. We'll be right back.
taşı, tesbihlere bakacağız. Erzurum deyince ilk akla gelen nesnelerden bir tanesi zaten oltu taşı. Oltu taşı çok zor çıkartılıyor. Dağın içerisinden böyle çok ince madencilikle çıkartılıyor. Şansına denk gelirse çıkartıyorlar. Aslında bir fosil. Aynı kehribar gibi. Kehribar nasıl denizden çıkartılıyor? Bu da dağın içerisinde fosilleşmiş aslında ağaçlardan oluşan bir maden. Bunu işleyerek çeşitli hediyelik eşyalar yapılıyor. Tesbih yapılıyor, kolye yapılıyor, yüzük yapılıyor. Şimdi burada bunun pasajı var. Şurada. Şimdi o pasaja gireceğiz. Oradaki tesbihlere bakacağız. Ustalarla konuşabilirsek konuşacağız. Ve oltu taşı tesbihleri inceleyeceğiz. Pasajın içine girdik. Belediyenin altında oltu taşıyla alakalı dükkanların bulunduğu. Burada tabii çok çeşitli oltu taşından tesbihler var. Yüzükler var, gümüş. Tabii bunların hepsi oltu taşı değil. Burada bileklikler var. Başka tespih çeşitleri de var. Gördüğüm kadarıyla sıkma kehribar denen, ateş kehribar denen tiplerden var genelde. Böyle çeşit çeşit oltu tespihler var. Burası tabii böyle bir pasaj. Birçok yüzükçü var. Yüzükçü diyorum, tespihçi var oltunun içerisinde. Şurada bakın bir tane büyük var, tespih. Bu arada sadece burası değil, dışarıda da birçok tespihçi var. Bunlar hep gümüş işlemeli, gümüş püsküllü olanlar. Bunların fiyatlarını da soracağım birazdan. Bir tanesine girip bakalım nasılmış. Burada ağır gümüş işlemeli olanlar var. Tabii bunların bazıları usta işi, bazıları yine usta da hani bir usta işi denenler var. Üzerine çok ciddi zaman harcamış, emek harcamış. Bu işin uzmanı olan kişilerin yaptığı tespihler var. Usta işi deniyor onlara. Bir de standart atölyelerde yapılan, belirli bir tecrübeden sonra yapılabilen tespihler var. Onlara da hani sıra işi tespih gibi değil ama onların hepsini tabii tek tek insan yapıyor bütün tanelerini. Usta işi olanlar biraz daha pahalı. Bunlar kehribar da var burada, oltu da var. Birçok tespihçi var burada. Şöyle dolaşıyoruz. Burada var bir tane. Çok büyük bir oltu taşı. Oltu taşı demin de bahsettim. Gerçekten çıkarması çok zor bir taş. Kolay kolay çıkmıyor. Bakın burada kolye uçları da var. Şöyle. Burada mavi ışık var, onlar öyle gözüküyor. Yine birçok oltu, tesbih, takılar, kolyeler bulunabiliyor. Kehribar kırıntı gibi işlenmemiş yani. Kehribar parçaları. Şurada gördüğünüz oltu taşı el sanatları merkezini gezdik. Oradaki dükkanları size gösterdim. Aslında içeride birkaç ustayla belki bu röportaj yapabilir miyim diye düşünüyordum. Ama usta yok içeride. Yani dükkanda genelde işte çocuklarını, akrabalarını, eş dostlarını bırakmışlar. Ustalar hani evlerinde ya kendi işleriyle uğraşıyorlar. Usta da hani buranın hem burada kendi tesbih yapan ustalar var. Dışarıya çok göndermiyorlar. Ya da atölyeler var. Atölyelerde köylüler bu tesbihleri yapıyor. Rus taşı diye bir taş var. O çok ucuz. 30 lira, 40 lira, 50 lira Rus taşı olanlar. Onların farkı ne? Hani ben sordum, size anlatayım. Onların farkı daha böyle standart fabrika işi. Bütün bu tesbih taneleri aynı. Usta işiymiş gibi ama o kadar da parlak bir taş değil. Oltu taşı tesbihler daha parlak oluyor. Bir de oltu taşının da kalitesine göre değişiklik. Yani taşı kendi seçiyormuş. Ustalar gidip mesela şu taşı alacağım ben falan diye. Ben de hiç tespih almayı düşünmüyordum. Bir tane tespih gördüm. Çok beğendim. Süleyman Coşkun diye bir ustanın tespihiymiş. Güzel yapmış. Yani benim aradığım tarz bir tespihti. Tespih fiyatlarına gelecek olursak çok küçük sıra işi diyebileceğim. Sıra işi değil. Hepsini usta yapıyor ama hani daha tecrübesiz ustaların yaptığı tespihler küçükse 100'e yok da 150'den başlıyor. Biraz büyüdükçe 250, 300, 400 diye gidiyor. Oltu taşı olanlar. Usta girerse işin içine 800'ler, 1000'ler konuşulmaya başlıyor. Gümüş işlemeli usta işi girerse 2000 liralara kadar çıkan tesbihler var oltu taşı olarak. Ben şimdi burada bir tesbih aldım. Size onu da bir göstereyim nasıl bir tesbih olduğunu. Süleyman Coşkun Usta'nın tesbihi. O ben torunundan aldım. Dükkanı torunu duruyor. Babası tesbih yapıyormuş. Onda tesbihleri var. Ama farkı hissediyorsunuz. Kesinlikle daha parlak. Oltu taşı biraz hafif, hafif bir taş, zaten fosil. Bununla beraber yani cilalamayla beraber parlaması da çok güzel oluyor. Belki misiniz efendim? Evet. Böyle bir balık sırtı, arpa kesim mi diyelim, bir tespih. Bunun incelikleri var. Yani usta işi olduğu nereden belli? Şuradaki şu delikler bile gerçekten çok küçük ve nizami. Ondan sonra şu imamesinde bakın çift tip girişi var. Tanelerin hepsi birbirine çok yakın boyutta erişi olduğu için kibar böyle bir tesbih de almış olduk. Evet, oltuda
hayal ettiğim gibi röportajlar gerçekleştiremedim. Biraz çekingenler. Buradaki hani çırak diyelim artık. Arkadaşlar, ustalar da burada yok zaten. Böyle. Oltutaşı'yla alakalı sorularınız varsa aşağıda sorun, cevaplamaya çalışırım. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir Erzurum ziyareti tamamlandı. Çok keyifli bir gezi oldu. Hem böyle değişik böyle yerleri gördük. Erzurum'un coğrafyasını gördük. Hem de çok çeşitli insanlarla tanıştık. Çeşitli paylaşımlarda bulunduk. Bu yolculukta bize eşlik eden arabamıza ve tabii bundan öncelikli olarak çocuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Buradan hiç bizi üzmediler. Kaç kilometre yapmışız? Şöyle göstereyim. 3.382 kilometre yol yaptık. Ve bu tabii bir haftada yaptık bu yolu. Bununla beraber 5.5 litre yakmış araba bu arada. Ortalamamız da 71 kilometreymiş. Bunu da belirtelim. Arabada hiçbir sorun çıkartmadı. Ona da teşekkür ediyorum. Bu videoda izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.